Hi everybody, how are you today? I hope everything is okay with you and we are continuing with the content of the course of vocational English. And as you know, we start at this slide in the course and we will continue with slide number 9 today. Arkadaşlar bildiğiniz gibi geçen derste Meslek İngilizce dersinde bu slaytta durmuştuk. Burada bitirmiştik ve dolayısıyla buradan başlayarak dersimize devam ediyoruz. The title of the slide is Constructing Confidence Interval. As you know, I explained the meaning of the constructing and confidence interval. Constructing means bunun anlamı oluşturma, yapılandırma vesaire anlamına gelebilir. Confidence'da güven ve interval'da aralık idi. Finding Z for the confidence level at 85%. Burada söylemek istediği %85 güven seviyesi için Z'nin bulunması, Z skorlardan bahsediyoruz. Given that the confidence level is 85%, we are willing to be wrong 15% of the time and alpha equals 0.15. Burada söylemek istediği güven seviyesiniz %85 olduğu göz önüne alındığında zamanın %15'inde yanlış olmaya istekliyiz ve alfa 0,15'e eşittir. Hatırlanacağı üzere güven seviyesini belirlerken eğer %85 güvenlikte bir sonuç araştırması istiyorsak bunu birden çıkardığımızda 0,15 kalıyor. Bu da nedir? Bu 0,15'lik bir hataya tolerans tanıyoruz anlamı taşır. Step 2. Find the Z score associated with alpha. Burada söylemek istediği de adım 2'de alfa ile ilişkili Z skoru bulunuz. Dividing the total area of 0.15 across the two tails of the sampling distribution, we find an area in one tail of 0.0750 and divided by 2. It means 0.15 divided by 2. Arkadaşlar burada örneklem dağılımının iki kuyruğu boyunca toplam alanın 0.15'e bölünmesi bir kuyruktaki alanı 0,0750 olarak hesaplayabiliyoruz. Çünkü biliyorsunuz normal dağılımda, normal eğride tails diye adlandırdığımız iki tane kuyruk vardı. Bunu hemen size şurada gösterebilirim kuyrukları. Bakın şuralar kuyruklardı. Bu en alt minimum seviyedeki kuyruk. Burası da pozitif seviyedeki kuyruk anlamına geliyor. Ve burada her bir kuyruğa düşen değeri şurada görmüş olduğunuz gibi 0,0750 olarak buluyoruz. Looking in column C of normal curve table, we find a z of 1.44 for an area of 0.049 and z of 1.43 for an area of 0.0764. Normal eğri tablosundaki sis sütuna bakıldığında 0,0749'luk alan için Z'yi 1,44 ve 0,0764'lük bir alan için de Z skoru 1,43 olarak buluruz. Hatırlarsanız daha önceki slaytımda bu tablonun nereden alınabileceğini sizlere anlatmıştım. Bu tabloyu kitapların sonunda, istatistik kitaplarının sonunda veyahut da İnternetten araştırdığınızda Z skoru tablosu dediğinizde bu tablolar size gelecektir. Şu anda kuyruktan bahsettiğimiz için tabloda C kolonuna bakacağız. As you know, I explained about finding of the Z scores in the book or on internet. There are three columns here. The last one is reserved for tails and this column is named as C. Choosing between these two Z scores, we would pick 1.44, it means the larger one. Diyor ki iki Z skoru arasında biz büyük olan
1.44'ü seçmek isteriz. Şimdi bunu biraz açıklayayım size. Hatırlarsanız daha önceki slaytta da kısmen bahsetmiştim bu CES sütununun kullanılmasıyla ilgili. Buradaki bizim değerimiz 0,0750. Ama tabloya baktığımızda tam bu değere denk gelen Z-score'unu göremiyoruz. İki tane değer buna en yakın. Birisi 0,0764, diğeri ise 0,0749. Dolayısıyla bizim değerimiz bunlardan bir tanesine eş değer olması gerekiyor. Ve biz tablodan dikkat edersen 0,0749 olanı seçiyoruz. Yani Z-score'unu 1,44 olarak burada almış oluyoruz. Z-score of common confidence levels. Bunu Türkçe'ye tercüme edersek yaygın güven seviyelerinin Z-score'ları. Yani burada common yaygın anlamda kullanmıştır. Confidence güvendir, level de seviyelerde. And here Z-scores for various levels of alpha. Burada da çeşitli alfa seviyeleri değerleri için Z-score'larını görüyorsunuz. %90 için alfa 0,10 bulunur. Bunu nereden elde ettiğimizi biliyoruz. Çünkü birden 0,9'u çıkardığınız zaman 0,10 kalır. Ve 2'ye böldüğünüz zaman 0,05 eder. Ve burada da Z-score'u artı eksi 1,65 olarak elde edilir. Keza %95 için alfa değerinin 0,05 olacağı malum. Çünkü birden 0,95'i çıkarırsanız burada 0,05 kalır. Ve yarısını aldığımızda da burada da Z-score değer iki kuyruklu normal dağılım için söylüyorum bunları. Artı eksi 1,96 olarak elde edilir. Bu tabloyu hesaplamalarımızda kullanacağız. Confidence interval estimation. Confidence güven demek de interval aralık demek de ve estimation de tahmin de. Dolayısıyla güven aralığı tahmini diye başlığı tercüme edebiliriz. Confidence intervals for sample means. Örneklem ortalaması için güven aralığı. Burada means dediği aritmetik ortalamayı kastediyor. Ve sample'da örneklemde large and greater than or equal to 100 samples and sigma is null. Burada arkadaşlar bu kitap n yani örneklem sayısı 100'e eşit ve büyükse bunu büyük örnek olarak kabul ediyor. Bazı kitaplarda, Türkçe kitaplarda da siz bunu 30 olarak sınırı görebilirsiniz. Bu tabii Amerika Birleşik Devletleri'nde en fazla okutulan bir kitaptır. Haney'in kitabıdır. Ve dolayısıyla ben oradaki notlara bağlı olarak dersi anlattığım için de en eşit veyahut da büyüktür 100 ise buna büyük örneklem diyeceğim. First, I want to explain about the n. n represents the number of the sample and in this case, as you see, if n is greater than or equal to 100, then this sample will be named as large sample. There are some books where you will see this number as 30. It depends on the authors and in Turkey some researchers are using 30 instead of 100. But I am following the book which is written by Haley and which is used in the United States. Therefore, I will name if n is greater than or equal to 100, this sample will be defined as large sample. Burada sigma değerinden bahsediyor. Sigma'nın popülasyonun standart sapması olduğunu hatırlayalım. Daha önceden bunu bahsetmiştim. Ve burada confidence interval formülü veriliyor. Görmüş olduğunuz gibi X bar dediği bu sample'ın yani örneklemin aritmetik ortalamasıdır. Artı eksi Z-score'unun parantez içerisinde sigma'nın kök içerisinde n değerine bölümünden elde ediliyor. Önce buradaki terimleri size açıklayayım. CI, confidence interval, yani güven aralığı, X bar sample mean, örneklem aritmetik ortalaması, Z the score determined by alpha level. Bu Z score'u alfa seviyesinden gidilerek bulunan sonuç ve sigma bölü kök n
the standard deviation of the sample distribution, standard error of the mean. Arkadaşlar standard deviation burada standart sapma olarak Türkçe'de buna karşılık buluyoruz. Ve sample distribution dediği de örneklem dağılımının standart sapması veyahut da standart hata of the mean dediği standart error of the mean aritmetik ortalamanın standart hatası. Burada basit bir aritmetik işlem yapılıyor görüyorsunuz. Bunun için bir formül veriliyor. Z eşittir x sub I minus x bar divided by sigma. Burada x I herhangi bir değer, x değer yani ininci değer. Bu ise aritmetik ortalama, bunun standart sapmaya bölünmesi, popülasyon standart sapması bu. Dolayısıyla burada x'i çektiğiniz zaman içler dışlar çarpımı yaptığınızda şu formülü elde edebiliriz. Confidence intervals for sample means, örneklem ortalaması için güven aralığı. Large samples, çünkü n'i 100'den büyük veyahut da eşit olarak kabul etmiş. Ve bu defa da sigma bilinmiyor. Yani popülasyonun standart sapmasının bilinmemesi durumunda neyi kullanıyoruz? Formülümüz bir önceki formüle çok benzer. Bakın şuradaki formüle dikkat ederseniz, şurada kök içerisinde n-1'in geldiğini ve ayrıca şurada sigma'nın yerine standart sapmanın kullanıldığını görüyoruz. Şimdi bu terimleri açıklayayım size. Zi confidence interval'ın baş harfleri, x bar sample mean örneklem aritmetik ortalaması, z şurada görmüş olduğunuz z değeri, the z score determined by alpha level, alfa seviyesine bağlı olarak tanımlanan z skoru demek bu. Buradaki s ise the standard deviation of the sample, örneklemin standart sapması diye adlandıracağız. N minus 1 number of sample case minus 1. Burada da örnek vaka sayısı şurası eksi 1 olarak alınacaktır. Formülasyon bu şekilde verilmektedir. Şimdi bir örnekle bunu açıklamak istiyorum. Now I want to explain this issue with an example. Burada birinci örnek large sample, örneklemimiz büyük ve sigma'nın bilindiğini varsayıyoruz. For a sample of 200 residents, the sample mean IQ is 105 and the population standard deviation is 15. Burada söylemek istediği 200 sakinli yani ikamet eden bir örneklemden örneklem ortalamasının IQ'su 105 ve popülasyonun standart sapması 15'tir. Burayı biraz açıklamak istiyorum. Örneğimiz 200 kişiden oluşmaktadır ve bunların IQ seviyeleri ölçülmüş ve ortalaması 105 olarak bulunmuştur. Popülasyonun ise standart sapması 0.15 vermiştir. Acaba %95 güvenlik seviyesi için güvenlik aralığı için neyi hesaplıyoruz? Confidence interval'ı hesaplıyoruz. Yani güvenlik aralığını hesaplamak istiyoruz. Calculate 95% alpha is equal to 0.05 confidence interval. Getirip denklemde rakamları yerine koyduğunuz zaman sonuç olarak güvenlik aralığını 105 artı eksi 2.08 olarak görebiliyoruz. Yani bu 105'e 2.08 eklemek veyahut da 105'ten 2.08 çıkarmak aralığında olacaktır. Okay, this is a second example about the finding of the confidence interval. Bu ikinci bir örnek arkadaşlar. Yine large sample seçilmiş ve sigma bu defa bilinmiyor. The mean income for a random sample of 500 community residents is $45,000 with a standard deviation of 200. Burada random diye bir kelime geçiyor. Random rastgele demektir arkadaşlar. Income da gelir demektir. Yani 500 kişiden oluşan bir topluluğun, rastgele seçilen bir topluluğun gelir seviyesinin ortalamasının 45.000 olduğu bulunuyor. Ve sorulan soru şu, calculate a 95% confidence interval. Yani güvenlik seviyesi %95 için hesaplayınız. Formüle getirip değerleri koyuyoruz. Gelir ortalaması 45.000 olduğu için
bu örneklemin gelir ortalamasıydı. Buraya 45 bin yazdık. Artı eksi 1.96'yı alfa değerinden giderek kitapların arkasından, istatistik kitaplarının arka sayfalarından veyahut da internetten buluyorduk. Daha önceki bir tabloda bunu vermiştim, 1.96. Biliyorsunuz standart sapması 200'dü. Dolayısıyla 200 aldık. Ve formülasyona gidecek olursanız şuradaki formülüne bir kez daha bakalım. Bakın şuradaki formülde n eksi 1 olduğu için burada getirip ne yapıyoruz? 500'den 1 çıkardığımız zaman 499 kalıyor. Ve çıkan sonuç şu. 45.000 artı eksi 17.54 aralığında çıkıyor. Yani bu 45.000'den bu rakamın çıkarması kadar eksik veyahut da bu rakam buna ilave edilecek aralıkta güvenlik aralığı tahmini yapılabilmektedir. Tabii bu tür çalışmalar yapıldıktan sonra bunların rapor halinde yazılması gerekiyor. As you know, if you investigate a research or do a survey about a topic, then you have to create a report about the findings. Based on a sample of 500 residents, we can estimate that the average income of residents in this community is $45,000 plus minus 17.54 at 95% confidence level. Burada arkadaşlar baktığımızda yeni kelime yok gibi ama yine tekrarlayayım. Estimate tahmin etmek demekti. Average ortalama, income da gelirdi. Ortalama gelir anlamında kullanmış. Resident dediği ikamet eden. Yani orada yaşayanlar. Community de topluluk demekti. Ve bu cümleyi şöyle tercüme edebiliriz. 500 kişilik bir örnekleme dayalı. Bu topluluğun ortalama gelirinin %95 güvenlik seviyesinde 45 bin artı eksi 17.54 dolar olduğunu tahmin edebiliyoruz. Tabii bu raporlamayı yaparken farklı formülasyonlar kullanılabilir. Söyleme şekilleri olabilir. Aynı ifadeyi şöyle de söyleyebilirsiniz. Based on a sample of 500 residents, we estimate that the population mean is greater than or equal to 44,982.46 and less than or equal to 45,017.54 at 95% confidence level. Reminder hatırlatma demektir. Burada bir hatırlatma yapmak istiyoruz. For 95% confidence level, we provide the estimated values with ±1.96 standard deviation from the mean of sampling distribution. Burada şunu diyor. Yeni kelime var mı ona bakıyorum. Tüm kelimeleri önceden açıklamıştık biliyorsunuz. Tercüme ettiğimiz zaman %95 güven seviyesi için örneklem dağılımının ortalama değerinden artı eksi 1.96 standart sapma ile tahmin edilen değerleri sağlarız diyor. It indicates burada yeni bir kelimedir. Indicate göstermek demektir. It indicates that the 95% chance the population mean mu is actually in this interval. Bu %95 şans ile popülasyon ortalamasının aslında burada aralıkta olduğunu gösteriyor. Burada chance dediği şans olarak tercüme ediyoruz. Türkçe'ye şans olarak geçmiştir. However, there is 5% chance that the population mean is not included in this interval. Bununla birlikte diyor %5 şans ile popülasyon ortalaması bu aralığa dahil edilmez. Confidence intervals for sample proportions in the parentheses large sample. Burada arkadaşlar proportions diye bir ifade geçti. Proportions oran diye Türkçe'de tercüme edebiliyoruz. Yani bu defa da örneklemin oranları verilmişse acaba hesapları nasıl yapacağız? Örneklem oranları için güven aralıkları hesabına geçiyoruz. Step one, adım bir. Decide the alpha level. Her zaman önce burada bu tür problemleri çözerken alfa seviyesini belirleyerek başlıyoruz. Ona karar veriyoruz. Alfa seviyesini belirleyin. Step two, find the z-score associated with the alpha level. Burada dediği de alfa seviyesi ile ilişkili z-score'u
Z-score'ları bulun. Associate with burada ilişkili demektir. Adım 3. Calculate the value with the following formula. Ve ne diyor? Aşağıdaki formüle değeri hesaplayın. Şimdi dikkat ederseniz bu formül de aslında önceki formüllerden pek farklı değil. Fakat burada örnekler üzerinden gidiyor. Yani örneklemin oranları üzerinden gidiyoruz. Mesela P sub S yani PS örneklem proportion, PU da popülasyonun oranı oluyor. Şimdi burada formülasyonda ne oldu? Bu sefer oranlar işin içerisine girdi. Örnekle bunu açacağız. Example 1. We random sample 200 residents of Houston and find 40% in support of a new public transportation system. Burada söylemek istediği Houston'un 200 sakinini rastgele örnekliyoruz ve yeni toplu taşıma sistemini destekleyen %40'ını buluyoruz. Arkadaşlar burada yeni kelimelere baktığınız zaman public transportation system dediği toplu taşıma sistemi diye tercüme edebiliriz. Public halk toplum demektir. Transportation zaten Türkçe'de geçmiş bir kelime diyebiliriz. Ve sistem de bilinen yine bir kelime. Calculate a 95% confidence interval. Burada sorumuz şu. %95 yani alfa eşittir 0,05 güven aralığı için hesaplayın. Getirip bunları formülde yerine koyduğumuz zaman sonuç şu çıkıyor. Yüzde olarak bu sefer ifade ediliyor. Confidence interval şurada görmüş olduğunuz gibi confidence interval ne oluyor? 0 %40 zaten soruda isteniyordu. Artı eksi 0,08 aralığında bulunuyor. Based on a sample of 200 residents, we estimate that Houston residents that in support the new public transportation system is between 32% and 48% with a confidence level of 95%. Burada demek istediği 200 kişilik bir örnekleme dayalı. Based on demek dayalı, ona dayanarak. Temelinde o var yani. Houston sakinlerinin %95 güvenlik seviyesiyle yeni toplu taşıma sistemini desteklemelerini hangi aralık yüzdesinde? %32 ile %48. Çünkü dikkat ederseniz burada 0,08'lik bir değişim vardı. Bunu 40'tan çıkardığımız zaman 32 elde ederiz. 0,40'a eklediğimiz zaman da 48 olarak elde ediyoruz. Diğer bir örnek daha burada sunmak istiyorum. There is another example about the content. Estimate the proportion of students at the university who missed at least one day of classes because of illness last semester. Arkadaşlar illness hastalık demek. Miss kaçırmak. Burada derslere gidememeyi kastediyor. Soru şu. Üniversitedeki öğrencilerin geçen yarı yılda hastalık nedeniyle en az bir gün dersi kaçırma oranını tahmin ediniz ile ilgili bir soru burada var. In a random sample of 200 students, 60 students reported missing one day of class due to illness. Arkadaşlar due to nedeniyle diye tercüme edeceğiz. Due to sebebiyle, hastalık sebebiyle demek istiyor. Reported rapordu, rapor bildirmeydi. Tam tercüme edersek 200 öğrenciden oluşan rastgele bir örneklemde 60 öğrenci hastalık nedeniyle bir günlük dersi kaçırdığını bildirmiştir. Ondan sonra yani burada %90 güvenlik aralığı için bunu hesaplamayı istiyor problem bizden. 90% calculate 90% confidence interval ve alfa değerini nasıl hesaplıyorduk? Birden 0.90 yüzde demek 0.90 demektir. Birden 0.90 çıkardığınız zaman 0.1 kalır. Yani %10'a tekabül eder bu. Evet, verilen değerlere göre çözümü yapıyoruz. Now we are calculating our result thanks to given data. Örnek 2'yi bir önceki slide'da görmüş olduğunuz şu örnek 2'yi açıklıyoruz. Burada arkadaşlar oranı nasıl bulacağız? Hatırlarsanız 60 tane öğrenci bir gün derse gitmediklerini belirtmişlerdi. Dolayısıyla örneklem sayımız 200 olduğu için 60 bölü 200 ne yapar? 0.30 yapar yüzde olarak. As you know, there were 60 students who reported missing one day of the classes due to illnesses.
And therefore we can calculate the proportion of the absent, and 60 divided by 200, then you will get 0.30 proportion, sample proportion. Bunları denklemde yerine koyuyoruz ve sonuç olarak confidence intervalı 0.3, yani %30 diyelim, artı eksi 0,066, 0.66 yüzde olarak değişir bu. Ve şu şekilde açıklıyoruz. Based on a sample of 200 college students, we are 90% confident that the estimated proportion of students that have missed one day of class due to illness last year is between 0.234 and 0.366, or between 23.4% and 36.6%. 200 kişilik üniversite öğrencisi örneklemine dayalı, geçen sene hastalığa bağlı olarak bir günlük dersi kaçırmış öğrencilerin tahmini oranının 0,234 ile 0,236 veya %23.4 ile %36.6 arasında olduğunu %90 güvenle söyleyebiliyoruz. Güven aralığını nasıl raporlayacağız? Report confidence interval. Interpret a confidence interval in a sentence or two that includes information on. Burada interpret diye bir fiil var. Interpret, yorumlamak diye tercüme edebiliriz. Sentence, cümle demektir. Söylediği şu: güven aralığını aşağıdaki bilgileri içerecek şekilde bir veya iki cümle ile yorumlayınız diyor. Bu cümleler şu bilgileri taşıması gerekiyor. The sample statistics, mean or proportion, yani örnekleme ait istatistiksel bilgileri içermeli, aritmetik ortalama veyahut da oranları. The calculated confidence interval, hesaplanan güvenlik aralığını. The sample size, güvenlik örneklem sayısını. The proportion to which you are estimating, tahmin edilen popülasyonu. The confidence level, ki burada %95 genellikle diyor. Yani güvenlik aralığı %95 olacak şekilde. Arkadaşlar, sınavlarda bu tür rakamlar verilerek sizden rapor yazmanız istenebilir. Ve bildiğiniz gibi biz sınavlarımızı da online yapıyoruz. Skoloji üzerinden. Skolojiyi hepiniz kullanıyorsunuz ve sınavlarımızı daha önceden orada yaptığımız için de bu sistemle ilgili tüm detayları biliyorsunuz. Şimdi onları nasıl rapor edeceğiz? Az önceki yapmış olduğumuz işlemleri şöyle rapor edeceğiz. Based on a sample of 200 community residents, we are 95% confident that the estimated average income for the entire community is between 44,982.45 and 45,017.55. Bir önceki slaytta biliyorsunuz hastalık nedeniyle geçen yarı yılda derse gelemeyen öğrenci sayısıyla ilgili bir çalışma yapmıştık. Onu da şu şekilde rapor edebilirsiniz. Based on a sample of 200 college students, we are 90% confident that the estimated proportion of students that had missed one day of class due to illness last year is between 0.234 and 0.366 or between 23.4% and 36.6%. Bunlar kalıplaşmış cümleler ve genellikle raporlamaları bu şekilde istiyoruz. Türkçelerini burada görebileceksiniz. Onun için tekrar orayı okumuyorum. Width of interval estimates. Aralık tahminlerinin genişliği. Width genişlik demektir. The width of confidence intervals can be controlled by manipulating two terms in the equation. Güvenlik aralıklarının genişliği denklemdeki iki terimi manipüle ederek kontrol edilebilir. Bunlardan bir tanesi the confidence level, güven seviyesidir. When the confidence level increases and the alpha decreases, the calculated interval is wider. Güvenlik seviyesi arttığında ve alfa azaldığında hesaplanan aralık daha genişler. Onu görmüş olduk.
Mesela burada confidence intervals grow wider as confidence level increase. Burada demek istediği güvenlik seviyesi arttıkça güven aralığı daha da büyür. Burada wider genişlik demektir. Increase de artmak demektir. Bunu daha önceden görmüştük ama tekrarlayayım. Increase bir şeyi artırmak anlamda kullanılıyor. Ve burada verilen şu değerlere göre tabloda yorumunu görüyorsunuz. Arkadaşlar tabloya dikkatli baktığınızda alfa değeri düştükçe aralık genişliği dikkat edin ters orantılı artıyor. Evet, güvenlik aralıklarının genişliğinin iki terimi manipülesiyle yorumlanabileceğini önceki slaytta söylemiştik. İkincisi de örneklem boyutudur. When sample size increases, the calculated interval is narrower. Narrow yakın demektir, daha yakın anlamda kullanmıştır. Yani örneklem boyutu artırıldığında hesaplanan aralık daralır. Burada yine N sayısının artışını görüyorsunuz. N 100 iken yani örneklem sayısı, örneğe seçtiğiniz kişi sayısı diyelim. 100'den 10.000'e değiştiğinde aralık ise ne yapıyor? Ters orantılı olarak düşüyor. Summary, özet demektir. The formulas for calculating confidence intervals with large sample size. Büyük örneklem boyutu ile güven aralıklarını hesaplamak için formüllerimiz şunlar. Choosing formulas for confidence intervals. Choosing demek seçme, güven aralığı için formül seçimleri. If the sample statistic is a mean, yani burada örneklem istatistiği ortalama ise o zaman the population standard deviation, popülasyonun standart sapması biliniyorsa o zaman şu formülü kullanıyoruz. Eğer örneklem istatistiği ortalaması verilmiş ancak popülasyonun standart sapması bilinmiyorsa o zaman şu formülü kullanıyoruz. Standart sapmadan gidiyoruz dikkat ederseniz. Üçüncüsü de oranlardan gidiyorduk. Eğer oran söz konusuysa o zaman şu formülü kullandık. Bunları lütfen not edin. Evet, bu ders sonrasında neler öğrendik? Eğer buradaki verilen bilgileri anladığınızı varsayıyorsanız ders anlaşılmıştır demektir. You should be able to interpret the concept of confidence level. Şunları yapabilmelisiniz bu ders sonucunda. Güven seviyesi kavramını yorumlayabilmelisiniz. Interpret, yorumlamak demekti. Confidence level de neydi? Güvenlik seviyesi. Estimate confidence interval of sample means and sample proportions. Örneklem ortalaması ve örneklem oranın güven aralığını tahmin edebilirsiniz. Burada bütün kelimeleri bildiğiniz için tekrar zaman kaybını önlemek için açıklamıyorum. Report confidence intervals formally. Güvenlik aralıklarını resmi olarak raporlayabilirsiniz. Resmi bir şekilde yani rapora girecek şekilde açıklayabilirsiniz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi dersle ilgili tüm materyaller açıklanmış bir vaziyette sizlerin öğrenmesi için hazırlanmış ve sunulmuştur. Bu ders notlarına asafvarol.com adresindeki ders notları kısmından ulaşabilirsiniz. Diğer taraftan her bir öğrencim zaten psikoloji üzerinden ders notlarını takip edebilmekte. Bunun haricinde bu notlar Fırat Üniversitesi'nin uzaktan eğitim merkezi tarafından hazırlanmış olduğu Learning Management System üzerine de yükleniyor. YouTube'da da Asaf Varol kanalına girdiğiniz zaman verdiğim derslerin tümünün videolarını görebileceksiniz. Her ne kadar ders uzaktan öğretiliyorsa da eminim ki ciddi çalışan bir kişi yüz yüze eğitimden daha fazla faydalanabilir. Hepinize iyi günler diliyorum ve gelecek ders buluşmak üzere hoşça kalın diyorum.